Arkadaşlar hoş geldiniz. Bize pandemi yıllarından kalan Champions Chess Tour'un 2022'nin finaline gidiyoruz. Ve bakalım burada Magnus Carlsen'le So neler yapacaklar. Ve oyuna E4 ile başlıyor Magnus Carlsen ve siyahların tercihi E5 oldu. At F3, at C6 ve fil B5'in devamında İspanyol açılışı bizi birazcık korkutuyor. Çünkü bazı varyantlar gerçekten beraberliğe çok yatkın oluyor. Özellikle Vesiso. Siyahlarda oynadığı bu karşılaşmalarda beraberliği çok isteyen taraf tabii ki ne yapsın yani siyahlarda bu konumda berabere ise berabere olarak devam etmek lazım. At F6 oynandı. Şimdi E4 isteniyor. Tabii ki kısa rok atıp sonra kareye E1'e geldiği varyantlarda ya da D4 oynanıldığı varyantlarda at E4, at D6'nın devamında Berlin çok beraberliğe gidiyor. Hatta yani siyahların belki birazcık daha iyi kaldığı varyantlar da var ama burada anti Berlin oynuyor beyazlar ve D3 oynuyorlar. Şimdi fil C5 ile beraber tabii ki siyahlar gelişimine devam ediyor. Fil C6, DC6'dan sonra hemen boştaki bu piyonu alamıyorsunuz. Çünkü at E5'e gördüğünüz gibi bar simsiyah oluyor. Vezir D4'ten sonra ver matı, ver atı diyorsunuz. O yüzden bu mümkün değil. Öncelikle kısa rok ve matı engellediğiniz o varyantta o yüzden at E5 alınabilecek durumda ama siyahlar size tabii ki izin vermeyecek ama at D7 oynuyorlar ve E5'i öyle savunuyorlar. Tabii ki C6'daki fil içeride kaldı belli bir süre. O zamana kadar da beyazların oyunu olabildiğince tabii ki kendi lehine çevirmesi lazım. C3 ileride D4 isteğiyle güzel olabilir. A5 hem fili A7'ye kaçmak açısından hem de B4'ü belki ilerleyen zamanlarda kesmek açısından ki vezir kanadında alan kazanmak çok önemli. A5 oynanıyor. Fil G5 geldi ve F6'nın devamında fil H4'e gitti ve hepimizin aklında belki de ilerleyen zamanlarda G5, fil G3'e de H5 oynanır mı devamında H4 fikriyle diye geliyor tabii ki. Fil D6 oynandı. Hem de D4'ün temposundan kaçıyorsunuz hem de E5'e tutundunuz artık. D4'ten sonra vezir E7 ile birlikte tutunma devam ediliyor. Ve burada atın tabii ki B6'ya dönmesi, filin de bir yere çıkmasıyla beraber uzun rok fikirleri olabilir. Vesiso'da at B2 oynandıktan sonra işte o fikirler belki de gerçek oluyor. Çünkü burada G5 var. Tabii ki siyahlar çok güzel bir şekilde şah kanadına atak yapabilecek gibi duruyorlar. Çünkü rok atmadılar. Şahını da istediği zaman belki de C8'e gelebilecek durumdalar ama acaba bu atak mümkün mü? Fil G3'ten sonra H5'e hemen H4 var ve G4'ten sonra da D5 fikriyle beraber aslında o kadar da kötü olmuyor beyazların konumu. Çünkü burada artık F ile alırsanız atı G5'e koyma ihtimaliniz var. Atla ya da fille alırsınız da atı D4'e ileride koyma ihtimaliniz var. O yüzden bu ihtimaller beyazı birazcık daha tabii ki konumda rahatlatan ihtimaller. Ama siz F5 aldığınızda işte buradaki konum at G5'ten sonra beyazlara birazcık daha dönük oluyor. Çünkü dikkat ederseniz siyahlar şah kanadı hata yapacaktı. Ama öyle bir piyonlar sürüldü ki artık ilerleme kat edemiyoruz ve H4 burada çok kötü kalmadı ve fil G3 ile beraber hem E5'e bir baskı var hem de at G5 çok güzel bir konumda kalmış oldu ve at B6 ile beraber olabildiğince tabii ki fili dışarı atıp belki de rok atmak isteyecek siyahlar ama şah kanadından bir şey yapamayacağını görüyoruz. A4 oynandı. A4'ten sonra şimdi fil D7'ye geldi ve B4. Sinyalleri veriyor Carlsen, diyor ki eğer uzun rok atarsan ben buraları hemen açacağım. Zaten kareyi kaldıramıyorsun burada. B çarpı A5'ten sonra atı kaçmak gerekecek. Ve B hattı sonuna kadar açılmış olacak. Bir de piyon kaybedeceksiniz üstüne. Ve siyahların buna karşılık yapabilecek herhangi bir şeyi yok. Tabii ki aklımıza ilk A çarpı B4 ve devamında piyon kazanmak geliyor olabilir ama A5'ten sonra atı hiçbir yere dönemiyoruz. At C8 belki isteklerden bir tanesi ama at C8, at C4 ve BC3'ten sonra burada vezir B3 ile beraber B7 isteniyor. Beyaz kareler çok sıkıntılı. E5'e bakış var, at D6'ya bakış var ve burada hayatta kalamıyor siyahlar. Çünkü ne atı, ne kaleyi, ne de fili ya da belki diğer taşları istediği gibi oynayamıyorlar. Şah da merkezde kaldı hatta. Bir de F hattı açılırsa ya da E hattını bir şekilde açabilirse burada artık beyazlar oyunda direkt matı bulacaklar belki de. O yüzden fil D7, B4'e
o kadar kolay alamıyorsunuz. C5 almayı C5 oynamayı tercih etti. B çarpı A5, kale çarpı A5 artık uzun rok yok. Ama belki ilerleyen zamanlarda şah burada bir şekilde C8'e saklanabilirse istediğiniz siyahlar yine yapacaklar. Ama şimdi vezir B3 var. Hemen şah D8'e, at F7 var. O yüzden kaleyi kaybetmek istemiyorsunuz. Hemen kaçamıyorsunuz. Ben burada aslında kale F8 olur mu? Kale F8 devamında şahı C8'e saklamak mantıklı olur mu diye düşündüm ama belki de daha iyisini buldu Vesiso. Buradaki boşta piyonu aldı. Fil A4'ten sonra vezir nereye kaçacak? Vezir A2'ye gidiyor ama tabii ki fil açmazda kaldı, doğru. Ama A5'teki kaleyi koruduğunuz zaman bu sefer size tehdit olacak. Fil C6 ya da D7'ye gittiği zaman bu sefer A2'deki veziri kaçmanız gerekecek. Özellikle fil İstekle bir yere gidebilirse ki fil B5 gibi bir şeyle, o zaman ne yapacaksınız? O yüzden buradaki kaleyi tabii ki kaçmak gerekecek. Kaleyi B1'e kaçtı ama bu sefer de şah D7 ve şah C8 fikirleri o kadar güzel kalıyor ki Vesiso'ya, ama bunu oynamak o kadar kolay değil. Belki de şöyle olabilirdi. Şah D7 kaleyi atıp belki de sonrasında şah C8 gibi bir şey olabilirdi ama bunu oynamak insanlar için çok zor. Fil C6, vezir B3, fil A4, vezir A2 oynarsanız belki tekrardan fil C6 ile beyazları beraberliğe zorlayacak. Ama Karsen istemiyor. Karsen diyor ki benim konumum iyi, sen rok atamıyorsun. Vezir B2 oynarım ama bir anda vezir B2 tabii ki artık buradaki çaprazdan çekilmek anlamına geliyor. Ve artık kısa rok var. Ve artık şahı D7'ye, C8'e saklamanıza gerek yok. Rok da attınız. Kale de A8'e gelebilecek konumda kaldı. Belki de Soğan'ın konumu çok güzel kaldı. At C4 oynanıyor bu arada. Çok güzel bir at fedası. O kadar kolay at C4 alamıyorsunuz. Çünkü vezir B7'den sonra ver diyorsunuz. Bir de burada aynı şekilde C4'ü alma durumları olabilir. O yüzden tabii ki bunu kabul etmiyor. At C4'ten sonra şah H8 ile alabilecek konumda kaldı. Ama at artık çoktan oradan kaçtı gitti, bile at E3'e gidiyor. At E3'ten sonra isteklerden bir tanesi kuşkusuz at F5 oynamak ama kale FA8'den sonra burada en azından fili bir şekilde D7'ye dönerim ve kale A1 isteğim olur diyor. Fakat burada belki de en doğru istek fil D7 idi. Fakat kale A6, BA6'dan mutlu olamadı bir şekilde ama o mutlu olamamak kale FA8'den sonra pahalıya patlayabilirdi ki zaten belki de öyle oluyor. C4 oynanıyor. Hem E5 bir şekilde istekte kaldı ki at F5'ten sonra dikkat ederseniz artık bütün taşlar isteniyor ve at F7 tehditleri de var. Belki de D6'daki o fili piyonla beraber kaybedecek. Fil C6 oynanıyor. Kale A6. Kale A6 kesildi ve şimdi burada Karsen'den hiç beklemediğimiz hamle at D5 geldi. Burada tabii ki çok güzel bir fikir. F3 alırsan kale F1, alırsan burada kale F7 gibi çok güzel bir istek var. Ama bunu insan olarak belki burada bulmak o kadar kolay değil. Çünkü F3'ten sonra evet F hattını açıyorsunuz ama F hattını açarken bir yandan da şah kanadında tehlikeler var. Buna da girmek istemiyorsunuz. Ve yani baktığınız zaman belki birazcık daha hesaplama imkanı olsaydı burada dizilen kale filler oyuna çok fazla katılamadığı için belki hemen F3 oynayabilirdi ama süreler de çok az burada. At D5 oynamayı tercih ediyor. At D5'ten sonra benim aklıma ilk gelen acaba fil D5, E5, at C4'e ne olurdu diye. Ama burada da vezir C2 ile beraber bu beyaz karelerde inanılmaz sıkıntılar ortaya çıkıyor. Tabii ki bilgisayarla hesaplaması burayı kolay ama hem Vesiso hem de Karsen doğru bir şekilde hesaplayamıyorlar belki de burayı. Ver diyor vezire, vezire E8'e kaçtı. Ve vezir C3'ten sonra da şimdi at D7 oynanıyor. Tabii ki atı bir an önce şah kanadına dönmeye çalışıyor ve aynı zamanda E5'i de tutmaya çalışıyor burada. F3 oynandı. Daha deminki fikrin belki birazcık daha değişik versiyonu. Vezir A8 geldikten sonra da burada aslında Vesiso çok kolay bir çatalı uyumuş oldu. Hemen o varyantı da zaten Karsen kesti. At B7 şah. Buradaki güzel atı asla bu file değişmeyeceğim tabii ki ama tek bir şartla, o da taş kazanabiliyorsam. Şah G8'e gittikten sonra at D6, CD6'ya şimdi at C7, ver burada veziri, ver burada kaleyi diyorsunuz. Kale A3'te evet tempo kazandınız, kaçtınız buradaki kaleyi veziri isteyerek ve
çatalı da kurtarmış oldunuz bir noktada. Ama o kadar kolay değil. Siz bu kadar şahkanını G5, H5 ile açarsanız Vezir C1'den sonra da ilerleyen zamanlarda işte burası Vezir'e tam servis olur. Ve Vezir G5'e gidecek ilerleyen zamanlarda. O yüzden evet, aynı zamanda A3'ü de istiyor. O yüzden burada Vezir D8 pek mümkün değil. Vezir D8'den sonra hemen Vezir A3, belki Vezir C7'den sonra oyunu kaybedecektiniz. Buna da girmeye gerek yoktu. Vezir C1'den sonra sonuna razı olacak belki de Vesiso. Vezir A5 oynuyor ama şah kanadına yardım edemeyecek bu taşlar. Belki at bile yardım edemeyecek. Şimdi Vezir G5 genildi. Şah F8'e gidiyor. Ver şahı at E6 ile. Şah F7 geldikten sonra aslında burada bir 8 hamlede mat varmış. Onu da gösterebiliriz belki. Vezir D8 ile başlayan şah F7, Vezir E8. Şah şimdi belki F6'ya giderse Vezir E6, şah G7, Vezir E7 böyle yavaş yavaş yakınlaşa 4 hamlede mat varmış. Hadi onu da gösterelim madem. Şah G6'dan sonra burada bir at E6 ile şey diyor. Vezir E1 veda etti. Hadi bir de file E4 çaktıralım. Devamında F4'ten sonra artık matı tutamıyoruz Vezir G7'yi bir şekilde. O yüzden burada kurtuluş yokmuş ama bu kadar matı hesaplamaya gerek yok. Yani 2 dakikanız varsa burada hemen olabildiğince kazanç varyantı hesaplamaya çalışıyorsunuz. Şah F8'e at E6 geldi. Şah F7'e at D8. Şah F8'e at C6, B6 ve hemen kale B7 iniyor. Buradaki atı kaçsanız bir şekilde bu konum mata doğru gidecek. Bunu da kurtaramıyorsunuz. Kale A1 şah çekmeniz de önemli değil. Çünkü şah H2 var. Yine feda etseniz de aynı şekilde şah H2'ye saklanabiliyor. Ve buradan sonrasında aslında oynamaya da çok fazla gerek yok. Ama isterseniz bir mat varyantı çizmiş olalım. Hadi GF3 gibi bir şey olsun. GF3'ten sonra Vezir H6 ile beraber burada artık içeri girişler var. Vezir H5, şaha nereye gidelim? Şah E7 mesela gibi bir şey olsun. Buradan sonra da Vezir H7 ve devamında artık bu ve devamında mata doğru çıkan da belli şeyler var. Hadi şah E8 ve devamında şöyle Vezir F7 çok fazla devamında dedim ama öyle mat oluyor bir şekilde. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Ben bu özeti yaparken kendi saatime göre saat 3'te yaptım. Belki dilim sürçmüş olabilir, kusura bakmayın. Benim için de tabii ki enerjimi toplamaya çalışıp yaptığım özetlerden bir tanesiydi. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın bu videoyu izlerken lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.